Geçenlerde bu köşede koltuğumda oturmuş günün haberlerine göz atarken bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. Şöyle diyordu haberin başlığında: Jeff Bezos, Amazon'un Hindistan'da yer alan küçük işletmelere 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. 1 milyar dolar. Şimdi söylemesi kolay ama bunu biraz görselleştirelim isterseniz. Burada 10 bin dolarlık bir deste görüyorsunuz. 2018 TÜİK verilerine göre Türkiye'de yıllık ortalama brüt kazancın 49 bin lira olduğunu düşünecek olursak bu desteden biraz daha az kazanç elde ediliyor bir yılda. Bir avuç para. 100 kişinin ya da yılda 1 milyon dolar kazanan bir zenginin kazancı da bu. Küçük bir çantaya sığacak kadar. Bunun 100 katını yani 100 milyon doları ancak bir palet ve forklift yardımıyla taşıyabilirsiniz. İşte bu da tam 1 milyar dolar. Jeff Bezos'un az önce okuduğum haberde yer alan Hindistan'daki küçük işletmelere yapacağı yatırımın miktarı. Gerçekten de çok büyük bir para bu bizim için. Jeff Bezos için de hatırı sayılır bir miktar diyebiliriz. Ama kendisi sadece geçen yıl bunun 10 katını kaybettiği halde şu anda dünyanın en zengin insanı ve onun kurduğu ve yönetmekte olduğu Amazon'un piyasa değerini görelim mi şimdi de? Yaklaşık 1 trilyon dolar. Epeyce bir kağıt demek bu. Ölçeği daha iyi anlayabilmek için o kağıt destelerinin kenarında duran figüre bakın şimdi de. O Jeff Bezos. Üstelik o Jeff Bezos bu kadar çok kağıt parayı kazanabilmek için yine o kadar çok kağıt satarak işe başladı. Kitapları satarak. Amazon başlangıçta sadece kitap satan bir online mağazaydı. Çünkü 25 yıl kadar önce acaba nasıl bir iş başlatsam, nasıl bir girişim yapsam diye düşünürken kitaptan başka bir şey gelmedi aklına Jeff Bezos'un. İnternet diye bir şey çıkmıştı ve oradan online olarak kitap satışı yapabilirdi. Zihniniz en çok neyle meşgulse aklınıza da onunla ilgili fikirler gelir. Kitap okumayı oldum olası çok seven Bezos, tabii ki sadece bu sebeple dünyanın en zengin kişisi haline gelmedi ama o hale geldikten sonra da kitaplarla olan o sıkı fıkı ilişkisi pek değişmedi. Kendisi hakkında yazılmış biyografide tavsiye ettiği kitapların listesinden de bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi sizden bu kadar zengin olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Hayal kurması çok zevklidir ya bu tür konularda. Ama biraz daha yaşlısınız. 65 yaşına gelmişsiniz, emekliye ayrılmışsınız. Nasıl bir hayat yaşardınız? Mesela her gün sabahın 6'sında kalkar mıydınız? Kıyafetlerinizi giyip elinizde bir pazar çantası dolusu yükle arabanıza geçip oradan da ofise gitmeye devam eder miydiniz? Düşünün, o kadar zenginsiniz ki yarından itibaren her gün 1 milyon dolar harcasanız, önümüzdeki 300 yıl boyunca hiç para kazanmasanız bile servetiniz tükenmeyecek bir durumda. Ama unutmayın, 65 yaşındasınız. Yani hayatınıza devam edebilecek o kadar yıl yok önünüzde. Yine de elinizde böyle bir pazar çantasıyla sabahın 8'inden akşamın 6'sına kadar o toplantı senin, bu toplantı benim dolaşır mıydınız? Koca koca beyaz tahtaların önünde problem çözmeye çalışır mıydınız? He is on time to the minute every single meeting without fail. İşte zamanın en büyük kaynak olduğunu belki de hepimizden çok daha iyi anlayan bu 65 yaşındaki emekli, dünyanın ikinci en zengin kişisi Bill Gates. Onun takıntısı da her zaman yanında taşıdığı pazar çantasının içinde. Peki o çantanın içinde ne mi var? Kitaplar. How to make a mind, fundamentals of deep learning, quantum mechanics and algorithms, the book of why, bad blood, life 3.0. Sonuncusunu hatırladınız mı? Life 3.0, yaşam 3.0. Size o kitaptan bir bölümü özetleyerek, hikayeleştirerek anlatmıştım daha önce bu kanalda. Bu çantadaki kitaplar her hafta yenileniyor, düzenli olarak. Hepsini başından sonuna kadar okumuyor elbette. Ama onlarla zaman geçiriyor, notlar çıkartıyor. Notlarını kişisel bloğundan herkesle paylaşıyor. Yanlış anlaşılmasın, onun bu kitap takıntısı emekliye ayrıldıktan sonra değil, hatta iş hayatından da önce, ta çocukluğunda başlamış. Inside Bill's Brain belgeselinde çocukluğundan itibaren ne kadar sıkı bir kitap kurdu olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sizi taşrada bir lokantaya götüreceğim. Amerika'nın çemiş gezeyi diyebileceğimiz bu kentteki esnaf lokantasında Bill Gates'le karşılıklı oturmuş hamburger yiyen bu kişi dünyanın en zengin üçüncü kişisi Warren Buffett.
Yani tam şu anda yaklaşık toplamda 200 milyar doları kontrol eden iki kişiyi aynı masanın etrafında yemek yerken izliyoruz. Bu iki kişinin servetleri dışında bir başka ortak özelliği okumaya duydukları bitmek tükenmek bilmeyen o ilgi. Dünyanın en önemli yatırımcılarından biri olan Warren Buffett'ın günde 4-5 saat okuduğunu biliyoruz. Hatta 5-6 da olabilir. Tabii o daha çok bir yatırımcı olduğu için günlük gazeteleri ya da şirketlerin kurumsal raporlarını, faaliyet raporlarını filan okuyor. Ama bir yerlerde okuduğum bir röportajda kendisine böylesine çok içeriğin üretildiği çılgın bir dünyada olayları, gündemi, medyayı nasıl takip edildiği sorulduğunda bir cevap veriyor. İlginç bir cevap. Diyor ki okuyorum ve okuyorum ve okuyorum. Bu kısmı ilginç değil. İlginç olan kısım birazdan gelecek. Muhtemelen günde 5-6 saat okuyorum diyor. Gençliğimde olduğu kadar hızlı değilim ama günde 5 gazete okuyorum. Ciddi miktarda dergi okuyorum. Yıllık şirket raporlarını okuyorum. Okumayı her zaman çok sevdim. Özellikle de biyografi kitaplarını okumayı hala çok seviyorum diyor. Röportajın devamında peki bu kadar çok bilgiyi nasıl işleyebiliyorsunuz diye sorduklarında diyor ki bu kadar çok okuduktan sonra kafamda filtreler oluşmaya başlıyor. Birisi benimle bir yatırım fırsatı için görüştüğünde ya da bir şeyi okumaya başladığımda bu filtreler sayesinde 2-3 dakika içerisinde karar verebiliyorum. İşte benim ilgimi çeken kısım röportajdaki tam bu kısım oldu. Neden bu kadar çok ilgimi çektiğini size bu videonun sponsoru olan Bundle uygulamasından bahsedince daha iyi anlayacaksınız. Bundle Türkiye'de en fazla mecra çeşitliliğine sahip olan haber okuma uygulaması. Her kategoriden Türkiye'nin en büyük haber ve içerik sitelerini okuyucuya sunan, teknoloji, bilim, kültür, sanat, sinema gibi pek çok alanda aklınıza gelebilecek her mecrayı bulabileceğiniz ve bunun yanı sıra şu ana dek karşılaşmadığınız ancak içeriklerinin kalitesiyle öne çıkan birçok yeni mecrayı da keşfedebileceğiniz türde bir uygulama. Açıklamalar bölümünden ücretsiz indirme linkini bulabileceğiniz bu uygulamanın benim en sevdiğim özelliği ise içindeki filtreler yardımıyla sadece kaynaksal değil aynı zamanda kavramsal okuma da yapabiliyor oluşunuz. Çünkü artık gazetelerden ya da dergilerden çok onların içindeki haberlere odaklanmak ve hatta onları da kategorik olarak okumak önemli. Ben teknoloji kategorisini oluşturunca yerli yabancı pek çok kaynaktan önüme düşen teknoloji haberlerini bir arada görebiliyorum. Zaten bu videonun konusu tam da bu şekilde aklıma geldi. Okuduğum haberin içeriği dünyanın en zengin insanlarının kitaplarla derdi ne sorusu değildi. Jeff Bezos'un Hindistan'a yapacağı bir yatırımdı. Fakat daha önceki okumalarımın kafamda oluşturduğu filtreler kafamda noktaları birleştirdi ve beni böyle bir içerik oluşturmaya itti. Zaten Warren Buffett'ın az önce sizlere aktardığım yorumu da beni o yüzden çok etkiledi. Bu insanların çok okuması onların çok bilgili olmasını sağlamıyor. Artık bilgiye erişmek kolay. Çok okumak onların bilgi işlem gücünü arttırıyor. Karar verme süreçlerini hızlandırarak daha doğru kararları daha hızlı verebilmelerini sağlıyor. Günde en az 3 saat okuma yapan bir başka zengin Mark Cuban diyor ki okuduğum her şey herkesin açıktan erişebileceği bilgiler. İsteyen herkes bu kitaplara ve dergilere erişebilir. Anlaşılan çoğu insan bunlara erişmek istemiyor. Şimdi buradan otomatik olarak çok okuyan çok zengin olur gibi bir sonuç çıkartamayız. Ama belli ki çok zenginlerin çoğu çok okuyanların arasından çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Bu kadar çok servete sahip olan bu kişiler okumak gibi basit ve üstelik çok da vakit alan bir işi başkalarına, yardımcılarına, danışmanlarına havale etmiyor. İşlerine, güçlerine, yaşlarına, başlarına bakmadan okuma işini bizzat kendileri yapıyor. Şu manzarada sizin ve benim gibi insanların sahip olamayacağı tek şey bir deniz uçağı. Gerisi herkesin ulaşabileceği kaynaklar ve Bill Gates de bu kaynakları kullanıyor. 90'lı yıllardan beri sık sık bu şekilde inzivaya çekiliyor. Think Week adını verdiği bu inzivada tek başına küçük bir kulübenin içinde
kitaplarıyla okuyup düşünerek bir hafta geçiriyor. O sırada kafasında yeni filtreler yaratıyor. Günümüz dünyasını ve geleceği anlamaya çalışıyor. Bulduğu bu bilgileri özenle işliyor, optimize çözümler üretmeye çalışıyor. Yahu ne optimize çözümleri ya? Bu yaştan sonra bu adam bıkmamış, usanmamış, hala paraya para dememiş, servetine servet katmaya çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Bunun kararını ben size bırakıyorum. Hakkında yazılmış biyografileri ben okudum. Size de okumanızı tavsiye edebilirim. Ya da az önce sözünü ettiğim Inside Bill's Brain belgeseline bir göz atabilirsiniz alternatif olarak. Eğer okur ya da izlerseniz sizler de fark edeceksiniz. Bir ara kafayı 5 yaşından küçük çocukların ölüm sebeplerine takmış ve bunun sebebinin ishal olduğunu fark edince çok şaşırmış. Şaşırmakla kalmamış, araştırmalarına devam etmiş. Yani anlayacağınız kafayı şu kavanozun içindekilere takmış. Evet, doğru tahmin ediyorsunuz. Bu problemi, yani milletin problemini çözebilmek için bizzat çalışmasının yanı sıra servetinin de hatırı sayılır bir miktarını kullanmış. Karısıyla kurdukları vakıf sadece geçen yıl 35 milyar dolarlık bağış yaptı. Az önce sizlere gösterdiğim o esnaf lokantasındaki hamburgerlerini bitirdikten sonra arkadaşı Warren Buffett'ı da servetinin 31 milyar dolarını bağışlamaya ikna etti. Amaçları her yıl sadece ishal gibi basit bir sebeple ölen 500 bin çocuğun sayısını 2030 yılına kadar sıfırlamak. Küçük bir kulübede kitapların arasında inzivaya çekilmek belki herkesin böylesine büyük bir servete ve etki gücüne kavuşmasını sağlamaz ama en azından bir vizyon kazandıracağı kesin. Bir pazar çantasını kitaplarla doldurup onlarla haşır neşir olmak, vakit geçirmek, bir hafta boyunca okumak, yazmak, çizmek, düşünmek istesek hepimizin yapabileceği şeyler ama anlaşılan pek çoğumuz bunu istemiyor.